Ben Murat'ın babasını öldü biliyordum. Hepimiz öyle biliyorduk. Meğer adam 15 yıl önce çekip gitmiş. Bir daha da hiç görünmemiş. Semih Hanım da hiç bahsetmedi kocasından. Ne büyük acı. Hem de çocuğunun doğum gününde. Kabus gibi. Bilmeden acısını hatırlattık çocuğa. Günaydın. Ben gidiyorum. Ne o, erken kalkmışsın? Hani bugün dersin yoktu senin? Okula gitmeyeceğim ki. Bir arkadaşımız ev yerleştiriyor. Ona yardım edeceğiz. Yardım. Hı-hı. Sen yardıma gideceksin. Bizim Gökçe eve çıktı da eşyası İzmir'den gelmiş. Yerleşmesine yardım edeceğiz Ayça'yla. Sen? Yani sen şimdi ev mi yerleştireceksin? Evet. Neden şaşırdın? Pek bilmiyoruz öyle bir marifetin olduğunu da. Anlamadım, ne marifeti? Odana her sabah annem topluyor da ondan. Ay, aynı şey mi? Kolay gelsin. Alışık değilsin, fazla zorlama kendini. Zorlar mıyım baba? Mümkün mü öyle bir şey? Güle güle canım. Şu Gökçe amma şanslı kız ya. Neden? Kızım nedeni var mı? Okula iki adım ev. Hem de tek başına. Kaçta geldin, kaçta gittin diye soran yok. Süper valla. Bir de bizim halimize bak. Evde babam hareket memuru gibi. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Patlayacağım artık. Mahkumiyet bizimkisi. Böyle bir evim olsa, düşünsene tek başımıza. Hayal kurmayı bırak da şu işi bir an önce bitirelim. Pişt pişt. Hadi biraz ara verin, yoruldunuz. Ne yorulması, deli misin ya? İş yaparken hayal kuruyoruz. Duydum. Ya baksanıza, hayal olmak zorunda değil ki. Nasıl yani? Gelip benimle kalın. Anlamadım. Evde bir sürü oda var kızım. Tanıdıktan kiraladık, ucuza geldi. Siz de gelirseniz kirayı üçe böleriz. Okul iki adım. Karşıdan gelip gidiyorum. Dünyanın yol parası. Hem kira daha ucuza gelir. Fena fikir değil. Biraz da öğrenci hayatı yaşayın. Hem böyle ana kuzusu gibi, yani bir yere kadar. Orası öyle de, ya bizimkiler? Hiç merak etme. Benimkiler de aynıydı. Nasıl ikna ettin? Sen kararını verdikten sonra kimseyi ikna etmeye gerek yok ki. Gökçe'nin evi çok güzel oldu. Güle güle otursun. Aslında ben... Nasıl söylesem bilemiyorum ki. Bir şey geliyor Ayla. İyi bak, kızından bir bomba daha geliyor. Rıza, söyle canım, sen bakma baba. Gökçe'nin evi... Biz Ayça'yla da konuştuk. Biz o evde Gökçe'yle birlikte kalmaya karar verdik. Anlamadım. Yani arada sırada arkadaşlarına birlikte ders çalışmak için değil mi? Ya da arada kız kıza beraber gecelemek için. Hayır, öyle değil. Ben temelli orada kalmak istiyorum. Biz seni burada rahat ettiremiyor muyuz? Onunla ilgisi yok baba. Neyini eksik ediyoruz Pınar'cığım? Yani burada bulamadığın ne? Tamam, tamam. Tamam. Bırakalım kendisi anlatsın. Neden böyle saçma bir şey istediğini kendisi anlatsın. Hı, seni dinliyoruz kızım. Baba 23 yaşındayım. İkinize haber vermeden evden burnumu çıkaramıyorum. Beni sevdiğinizden, iyiliğimi istediğinizden şüphem yok. Ama bazen boğuluyorum. Ya ne olur anlamaya çalışın. Kendimi bulmaya ihtiyacım var. Ayça da benimle gelecek. Üç arkadaş evde kalacağız. Hafta sonları ya da işte bazı günler burada kalırım. Anne, baba. Bana engel olmazsanız sevinirim. Yani... Engel olsak da... Gideceksin öyle mi? Bu sefer öyle. Üzgünüm ama bunu denemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim Rıza. Söyle. Pınar'ı temelli kaybetmeyi göze alabilir miyiz? O halde bırakalım gitsin. Şimdi bu kız yarın gece başka bir evde mi uyuyacak Ayla? Bir hevestir belki Rıza'cığım. Belki geçici bir şeydir. Seve isteye gidecek. Arkadaşlarını bize tercih edecek ha, öyle mi? Yapma Rıza'cığım. Ne olur yapma. Yarın bu ev bomboş kalacak Ayla. Pınarsız bir ev. Ben buna alışamam. Yapamam. Ona biraz zaman verelim Rıza. Gitsin özgürlüğünü yaşasın. Karşı çıktığımızda öbür taraf daha kıymetli olacak.
Pınar bizden biraz daha uzaklaşacak. Bunu istemeyiz değil mi? Hayır, istemeyiz. İstemeyiz. Zor olduğunu biliyorum ama... gel sen beni dinle. Olur, dinleyeyim. Dinleyeyim de sen neden ağlıyorsun öyle? Aman öylesine işte, ne bileyim. Hadi yatalım. Benim hiç uykum yok. Senin? Yok. Birer ada çayı içelim mi? Rahatlatır. Cık. Rakı? Hadi. İşler nasıl gidiyor? Konuşamadık son günlerde. İyi. Ekibin keyfi yerinde mi? Yerinde. Baba. Ne var? Şu sokaktan gireceğiz. Demek yeni yuvan burası. Babacığım lütfen. Yok yok bir şey tamam. Gel istersen yukarı. Evi görmüş ol. Gökçe ile tanış. Belki için daha rahat eder. İstemez gerek yok. Sen bilirsin. Babaların bir tanesi en yakışıklısı. Sana iyi günler kızım. Yeni hayatında mutlu olurlar. Baba böyle asık suratla gitmeyeceksin değil mi? İşim var geç kaldım. Hadi. Alo Ayla. Canım iyi misin? Değilim. Değilim Ayla. Hiç iyi değilim. Kızı yeni evine bıraktım. Bu bana çok ağır geldi Ayla. Rıza amca hayatta izin vermez diyordum. Vallahi ben de öyle diyordum ama Gökçe'nin taktiği tuttum. Karara çıkınca. Surat etmedi mi hiç? Etmez mi? Buz gibiydi sabah. Başlarda zor gelir ama alışırlar. Merak etme buzlar da çözülür zamanla. Çözülür değil mi? Mutlaka. Bir kere seni özleyecekler. Özlediğim birine surat yapmak da zor. Süpersin Gökçe ya, süpersin. Kurtarıcımız. Hadi hadi cıvılmayın. Kalkın da yemek yapalım. Ne yapacağız? Makarna. İşte bu milli öğrenci yemeği. Rıza'cığım. Rıza. Daha hiç aramadı değil mi? Aramadı. Aramaz. Aramaz. Ben dayanamıyorum arayacağım Rıza. Aile yapma. Madem bıktı uzaklaştı bizden. Bırak canı isteyince o arasın. Böyle çok zor bir Rıza. Aklım hep onda. Bırak ne hali varsa görsün. Baksın başının çaresine. Hem bak. Hafta sonu, derssiz, tasasız, yürültüsüz, baş başayız. Var mı bundan güzeli Aylacığım ha? Rıza. Ne var? Bak bakayım bana. Bana bak, yüzüme. Ne? Çek şu parmağını gözümü çıkaracaksın. Pazartesi sınavımız var hatırlatırım. Aman ders falan çekemem şimdi hiç hatırlatma. Hadi kalk çıkıyoruz. Kalk. Dursana bir dakika nereye çıkıyoruz? Alışverişe gideceğiz. Akşama bir sürü misafir var. Misafir mi? Parti var akşama parti. İlk gecemizi kutlayacağız. Daha hazırlık yapacağız hadi sallanma. Öyle desene ya. Yazık adamcağıza. İnşallah bulurlar bir an önce. İnşallah. Aile, ne yapıyorsun? Aklımdan gitmiş bir an. Pardon, pardon Rıza'cığım.
Allah aşkına yapma Ayla. Ne olur canım yapma. Yapma. Elimde değil. Çünkü biz bu sofraya hep 3 kişi otururduk. Tamam Ayla. Tamam. Pardon. Susana şunu. Nasıl gidiyor mutfak kuşları? Süper. Gelip yakından baksana. Yok, almayayım ben. Hadi bitirin de gelin ya, kasmayayım bu kadar. İçerisi çıtır dolu kızım. Hadi, hadi, hadi. Ya Ayça. Ya annem bana hiç bulaşık yıkatmazdı biliyor musun? Ne biçim parti bu ya? Ben hiç eğlenmiyorum. Ben de. Bir tane temiz bardak kalmaz mı ya? Ya çekirge sürüsü gibi doluştular eve. İlk tur bulaşık bize denk geldi. Şans işte. Şansmış. Ayça. Ne var? Ya sınava da çalışmak lazım. Ne yapacağız? Daha 2 gün var sınava. Pazartesi değil mi? 2 gün var da 300 sayfadan sorumluyuz canım. Of çokmuş be. Neyse ya kapanır odaya çalışırız birazdan. Ne yapayım? İyiyim anne. Merak etmeyin. Yemek işini ne yapıyorsunuz kızım? Doğru dürüst besleniyor musunuz? Sakın öyle abur cuburla doyurmayın karnınızı. Aman anne, hallediyoruz biz o işi, merak etme. Hem sen neler yaptın onu anlat, boş ver bizi. Hiç ne yapayım? Evdeyim, oturuyorum. İşim de yok, sen de yoksun. Anne nasıl bir ses o ya, ağlayacaksın neredeyse. Yok canım, ne ağlaması, nereden çıkardın? Anne, ben iyiyim, merak etme. Hem yarın uğrarım, laflarız olur mu? Olur canım, olur. Babamı da öp benim yerime. Hadi öptüm, görüşürüz. Görüşürüz canım. Uğrarmış. Uğra kızım, uğra. Kendi evine uğra. Kız nasılmış diye sormayacak mısın Rıza? Hayır, sormayacağım. İyi, sorma. Sormuyorum işte. Türk kahvesi içer misin? Yaparsan içerim. Yapıyorum. Tamam. Yap.